Haber Odası'na hoş geldiniz sevgili seyirciler. 6 Ekim Perşembe 2022 gündemdeki gelişmeleri aktarıyoruz. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde tam bana göre Gençlik Festivali düzenlendi. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. Burada çok önemli bir konuşma yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özseseki dedi ki başkaları tatile gidip tatil bana yakışıyor diyebilir ama bize çalışmak yakışıyor dedi. Şu anda ülkemizde 1390 belediye bulunuyor. 807'si AK Partili. 230 belediyemizde Cumhur İttifakımızda yan yana mücadele ettiğimiz, kardeşçe bütün sorunlarımızı paylaşıp çözüm noktasına ulaştığımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait. Yani 1390 belediyenin 1035 tanesi Cumhur İttifakı'na ait. Nüfusun %70'ine bizler hizmet ediyoruz. Ve AK belediyeler olarak da gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çalışıyormuş gibi yaparak değil, gerçekten çalışıyoruz. Başkaları gidip tatilde gezip, tatil bana yakışıyor diyebilirler. Ama bize çalışmak yakışıyor. Bize insanımızın duasını almak yakışıyor hamdolsun. Bu festivalde Kayseri belediyelerine ödül geldi. Memduh Başkan Gençlik Festivali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Ankara'nın merkezinde Başkent Millet Bahçesi'nde 5-9 Ekim arasında sürecek Büyük Gençlik Festivali'nin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da resmi açılışa katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarını dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan festivalde yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Gençlere sabah akşam karamsarlık aşılamayı siyaset sanan kifayetsiz muhterislere milletimizin takdiriyle 2002'de göreve geldiğimiz günden beri en büyük gayemiz sizleri her bakımdan müreffeh, güçlü ve özgür bir Türkiye'de yaşatmak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan festival kapsamında yerel yönetimler ve gençlik projesi yarışmasının ödülünü verecekleri belediyeleri de tebrik etti. Ödüle layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, değer gençlik projesinin kazandırdığı ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç. Onu iyi koru. Yok bunun sonu, hep yeniden başlar. Geliştir kendini. Başkan Büyükkılıç da eğitimli, nitelikli, donanımlı, ahlaklı bir nesil yetişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerinden ödülümüzü aldık. Şu anda hakikaten standları izlediğiniz zaman en kalabalık, en katılımcı, en görkemli, en çok ziyaret edilen bir standta bulunduğumuzu buradan paylaşmak istiyorum. Emeğe geçen ekibimize teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri zaten bir genç dostu, öğrenci dostu şehir olarak daha iyi konumlara taşımak için de hep beraber el ele, gönül gönüle koşturacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Başkan Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özseseki'ye, kıymetli ekibine ve tabii bizlere bu ödülü veren Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bu festivalde yer alan Melik Gazi Belediyesi, onlar da gençlik çalışmalarıyla ödül aldı. 9 Ekim Pazar gününe kadar sürecek olan etkinliğe tüm gençleri davet eden Melik Gazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Falancıoğlu, Türkiye'nin en büyük gençlik festivali olan ve Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde biz de Melik Gazi Belediyesi olarak yerimizi aldık. Geçen yıl birincisi yapılan Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nin ikincisine de katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından düzenlenen festivalde 5 gün boyunca misafirlerimizi ve gençlerimizi ağırlayacağız. Gençlerimize yönelik çalışmalarımız dolayısıyla festivalde belediyemiz ödüle layık görüldü. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanımız Sayın Mehmet Özseseki Bey'e teveccühler için teşekkür ederim.
Melik Gazi Belediyesi olarak birçok alanda çalışma yapıyoruz. Gençler bizim için çok önemli. Geleceğe yön verecek olan çocuklarımıza ve gençlerimize çok önem veriyoruz. Tam bana göre Gençlik Festivali'nde spordan eğlenceye, yöresel lezzetlerden folklora kadar her şey var. Bu festival Türkiye'nin en büyük gençlik festivali. Tam bana göre Gençlik Festivalimizde her gencimiz kendinden mutlaka bir şey bulacak. 5 gün boyunca konserler, söyleşiler gibi birbirinden farklı yaklaşık 300 farklı etkinlik sergilenecek. Bu festival kaçmaz bizden söylemesi. Standımıza tüm Ankaralıları ve hemşehrilerimizi bekleriz dedi. Bir ödül de Talas'ta. Talas Belediyesi'nin espor merkezine büyük ödül. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Tam Bana Göre Festival kapsamında açılan Genç Talas Standı protokol ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festivalde yapılan değerlendirmede gençliğe yönelik çalışmalardan dolayı AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özesek tarafından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ödül verildi. Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, bizi onurlandıran AK Parti Genel Merkez yöneticilerimize, ödülü takdim eden Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Mehmet Özesek'e ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Talas ifadelerini kullandı. Genç Talas projesi AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından geçen yıl düzenlenen aynı festivalde ödüle layık görülmüş ve ödülü Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Festival 9 Ekim Pazar gününe kadar sürecek. Ankara'daki Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde Koca Sinan Belediyesi de stand açtı. Başkent Millet Bahçesi'ne kurulan ve 5 gün sürecek olan festivalde Koca Sinan Belediyesi'nin standını ziyaret edip bilim ve teknoloji alanında yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Çolak Bayraktar, bilimsel projelerle fark oluşturduklarını belirterek gençlerimize ve çocuklarımıza imkan verirlerse neler yapabileceklerini buradan şahit olduk diye konuştu. Yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimiz, standımızda sergilenen çalışmalarımızı çok beğendi ve oldukça ilgi gösterdi. Yaptığımız hizmetlerin ne kadar isabetli olduğuna bir kez daha şahit olduk. Koca Sinan Belediyesi olarak gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir altyapıyla gelişmeleri için hizmete sunduğumuz tesislerimizde fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz en güzel şekilde ortaya koyuyor. Bu yıl ilkini yaptığımız Koca Sinan Teknoloji Festivali ile gençlerimizin hayallerini gerçekleştirdik. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz Koca Fest'te en güzel şekilde ortaya koydu. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklemiş olduğu uzay ve havacılık alanında gençlerimiz yerli ve milli olarak teknolojik ürünler üretiyor. Bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA'larla robotlar yarın ülkemizin yerli ve milli üretimine katkı sağlayacak. Hedefimiz yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek mühendis ve bilim adamları yetiştirmek. Gençlerimizin geleceği için, yarınları için huzurlu ve mutlu olabilmeleri için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz ifadelerini kullandı. Başkan Çolak Bayraktar yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin Türkiye'sine hazırladıklarını sözlerine ekledi. Koca Sinan Akademi'de eğitim gören gençlerin ve eğitmenlerin hazırlamış olduğu teknoloji harikası ürünler Gençlik Festivali'nde görücüye çıktı. Koca Sinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü İbrahim Özcan ve ekibi tarafından standı ziyaret eden gençlere yerli İHA üretimi, yerli drone üretimi, gezegenler ve güneş sistemi gibi konular hakkında bilgiler verildi. Özellikle General Emir Gençlik Merkezi'nde bilim ve teknoloji alanında yapılan ürünlere büyük ilgi gösterdi. Gençlerin hayallerini karşılayacak bir şehir inşa edebilme noktasında yoğun gayret sarf eden Koca Sinan Belediyesi, milli ve manevi değerlerine bağlı daha iyi ve daha donanımlı nesiller yetişmesi için birçok projeyi hayata geçiriyor. Teknofest gibi Koca Sinan Teknoloji Festivali'ni düzenleyerek gençlerin hayallerini gerçekleştiren Koca Sinan Belediyesi'nin bilim ve teknoloji alanında vermiş olduğu eğitimler sayesinde birbirinden farklı projeler geliştirerek geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetişmesine katkı sunuyor. Erkilet General Emir Gençlik Merkezi'nde gençlere model uçak ve İHA atölyesi, astronomi ve uzay bilimleri atölyesi, 3 boyutlu sanal gözlük atölyesi ve Müslüman bilim adamları atölyesinde temel ve uygulamalı eğitimler veriliyor.
Koca Sinan Akademi Erciyes Evler Gençlik Merkezi'nde ise gençler keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli zaman geçiriyor. Koca Sinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür ve sanat gibi alanlarda gençlere daha iyi ve daha kaliteli hizmet verilmektedir. Gençlere meslek edindirme, hobi ve sanatsal kurslarla yetenek ve becerilerini geliştirme imkanı sunan Koca Sinan Akademi, ücretsiz olan bu kurslar sayesinde değişik mesleki beceriler kazanıyor. Koca Sinan'ın yıldızları ve Koca Sinan'ın enleri, gençlerin kabiliyetlerini, yeteneklerini ve neler yapabileceklerini gün yüzüne çıkarmak için Koca Sinan'ın yıldızları ve Koca Sinan'ın enleri adı altında okullarda yeteneklerin keşfedildiği çalışmalar yürütülmektedir. Asım'ın nesli Çanakkale'de gençlerin tarih bilincini canlı tutmak, vatan ve millet şuurunu pekiştirmek adına Asım'ın nesli Çanakkale'de projesiyle okullarında başarılı olan gençleri Çanakkale gezisiyle ödüllendirmektedir. Gökgözlemevi, tarihi eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü gayreti gösteren Koca Sinan Belediyesi, yapımı 1241-1242 yıllara ait olan Hızır İlyas Köşkü diye bilinen tarihi mekanı restore etti. Yakın zamanda Gökgözlemevi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen Koca Sinan Belediyesi, aynı zamanda astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştirmeyi planlıyor. SKK Kayseri İl Müdürlüğü tarafından eczanelere yönelik başlatılan operasyonlarda milyonlarca liralık ilaç ele geçirildi. Pandemi döneminde raporlu olan hastalara yönelik çıkartılan kolaylıktan yararlanmaya çalışan bazı eczaneler tarafından rapor sahibinin bilgisi olmadan ilaçlar devlete fatura edilerek eczanelere depolanmasıyla ilgili alınan istihbari bilgi sonucu başlatılan operasyonlarda Kayseri ve Yozgat'ta çok sayıda eczaneye baskın gerçekleştirildi. Baskın sonrasında başta kanser hastalarının kullandıkları raporlu ilaçlar olmak üzere kamyonlar dolusu devletten parası alınmış çeşitli türde ilaçlar ele geçirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonda ele geçirilen ilaçların sağlık kuruluşlarına dağıtılacağı, bahse konu eczanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalarının iptal edileceği öğrenilirken, ceza olarak da ele geçirilen ilaç bedellerinin iki katı kadar ceza kesileceği öğrenildi. Bu operasyonla ilgili Kayseri Eczacı Odası'ndan da bir açıklama geldi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada son günlerde bazı basın kaynaklarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan tüm eczacılarımızı töhmet altında bırakan haberlerden dolayı tarafımızdan bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. İnsanlık tarihiyle başlayan eczacılık mesleği hiç şüphesiz ki en kutsal meslekler arasındadır. Vatandaşlarımızın kesintisiz sağlık hizmeti alabilmesi adına var gücüyle çalışan, 7 gün 24 saat danışmanlık ve ilaç tedarik hizmeti veren eczacılarımız pandemi döneminde ön safta mücadele vermiş kahramanlardır. Pandemi döneminde eczacılarımız sağlık çalışanları arasında en çok meslek şehidi veren sağlık meslek gruplarındandır. Cumhuriyetimizin ilk sağlık bakanı Dr. Refik Saydam'ın da dediği gibi eczacılık ne un ticaretidir, ne üzüm ticaretidir, ne de sirke ticaretidir. Bir sanattır, bir ilimdir. Hastaya bakmak ilimin bir şubesidir. İşte bizler de bu şiarla var gücümüzle sağlık sisteminin devamlılığı noktasında katkı sunuyoruz. Aynı hassasiyeti yaklaşık günde 1 milyon adet maskeyi ve grip aşısını ücretsiz olarak devletimiz adına dağıtırken gösterdiğimizi sizlere hatırlatmak istiyoruz. Elbette her meslek grubunda olduğu gibi sayıları çok az da olsa bu süreçte bizlerin de tasvip etmediği etik, deontolojik kurallara ve kanunlara aykırı hareket eden kişilerin varlığı bizleri de rahatsız etmektedir. Dürüstçe çalışan meslektaşlarımızın her koşulda arkasında olduğumuz gibi görevini suistimal eden her kim olursa olsun karşısında durduğumuzu, mücadele ettiğimizi ve gerekli bütün cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağımızı bilmenizi isteriz. Bölgemizde birkaç eczanede vuku bulan, adli süreçleri başlatılmış bir olayın tüm eczacılık camiasına mal edilmesine yönelik yaklaşımı kabul etmediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz ifadelerine yer verildi. OSB davası devam ediyor. OSB davasında savcı Osmanlı Odası için keşif talep etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'la 6 yöneticinin zimmet ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarından yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme savcısı astronomik rakamlara yapıldığı iddia edilen Osmanlı Odası'nda keşif yapılmasını talep etti. Bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz tanıklar katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada geçmişte OSB'den telefon alan iki tanık dinlendi. Tanıklar kendilerine verilen telefonu geri iade etmediklerini söylediler. Savcı, organize sanayi bölgesine yapılan ve 1 milyon 459 bin TL'lik Osmanlı Odası için keşif talep etti. Yargılama sonunda mahkeme heyeti duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. Heyet, müştekilerin katılma talebini reddederken Osmanlı Odası için keşif talebini yerinde buldu. Sayıştay raporunun da bilirkişiye gönderilmesine karar verildi. Önümüzdeki hafta Kayseri'ye bakan çıkarması yaşanacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'de olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayserili hayırseverlerin destekleriyle yapımı tamamlanan okulların ve köy yaşam merkezlerinin açılışını yapmak üzere Kayseri'ye gelecek. 11 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek açılış programına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılması bekleniyor. Öte yandan Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi öncülüğünde Erciyes Kültür Merkezi'nde 13-15 Ekim tarihleri arasında savunma sanayi sempozyumu ve sergisi düzenlenecek. Programa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra savunma sanayisinin öncü kurumları ve firmaları katılım gösterecek. Ayrıca programda üretim ve tedarik gibi konularda birebir planlı görüşmeler yapılacak. Cuma günü de bir bakan geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi Kayseri'de. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa desteklerini sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yapılan çalışmalar kapsamında 7 Ekim Cuma günü tohum ve koyun dağıtım töreni gerçekleştirilecek. Törene Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi'nin de katılım göstereceği kaydedildi. Öte yandan Bakan Kirişçi tören öncesinde Başkan Büyükkılıç'ı makamında ziyaret edecek. Stadyum otopark alanında gerçekleştirilecek tohum ve koyun dağıtım törenine vatandaşlar tarafından yoğun katılım gösterilmesi bekleniyor. Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldız mesajında şu görüşlere yer verdi. Peygamber Efendimiz örnek bir hayat yaşayarak ahlakı, adaleti, sevgiyi, eğitimi, cesareti, liderliği, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü yaşayıp yaşatan en güzel örnek olmuştur. O büyük müjdeci, insan olma erdeminin hiçe sayıldığı bir dönemde ırk ve renk ayrımını reddetmiş, sınıfsal farklılıkları yok ederek adaletin hüküm sürdüğü, esenlik dolu bir dünyanın kapılarını aralamıştır. Okuma yazmayı öğretmeleri karşılığında esirleri serbest bırakan şanlı elçinin eşsiz mücadelesini, ilkeli duruşunu, vakar ve tevazuunu, insanlık onuru için insanüstü gayretini iyi anlamak ve iyi anlatmak gerekmektedir. Bu kandilin karanlıktan kurtuluşunun müjdecisi olan sevgili peygamberimizi çok daha iyi anlamanın vesilesi olmasına niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum. Yüce Allah'tan ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için barış, huzur ve esenlik dolu günler diliyorum. Bu gecenin manevi iklimiyle omuz omuza, secdelere kapanarak yürekten yaptığımız yakarış ve dualarımızın kabulünü Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Saygı, selam ve muhabbetlerimle. Belediye başkanları da Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladılar. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında insanlara örnek olan ve hadisi şerifinde güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim şeklinde buyuran Hazreti Muhammed'e layık birer insan olma temennisine bulundu. Büyükkılıç Mevlid Kandili mesajında Mevlid Kandili olarak idrak ettiğimiz dünyamızı aydınlatan mesajı ve örnek davranışlarıyla merhamet timsali, insan ve canlı sevgisiyle dolu, hoşgörü sembolü Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i muhabbetle, hürmetle yad ediyor, Cenab-ı Allah'tan son Nebi'yi makamı Mahmud'a ulaştırmasını niyaz ediyorum dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, mübarek Mevlid Kandili için bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu mesajında Mevlid Kandili'nin tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, sevgi, kardeşlik ve hayırlar getirmesini temenni ederek Mevlid gecesi Peygamber Efendimizin yaşamını, mirasını en büyük mucize olan Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla tefekkür edebilmek için güzel bir fırsat dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolak Bayraktar mesajında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifleriyle kainata huzur, barış, mutluluk ve rahmet getirdiğini söyledi. Başkan Çolak Bayraktar açıklamasında Peygamber Efendimiz insanlığa huzur ve mutluluk reçetesi getirmiş ve geleceğe de örnek olmuştur. Mevlid Kandili kutlu bir gecedir. İnsanlık Hazreti Peygamber'in reçetesine her gün daha da çok ihtiyaç duymaktadır ifadelerini kullandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed dünyaya teşrifi olan Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin insanlık tarihinin en büyük olayı olduğuna dikkat çekerek, onun gelişiyle birlikte insanlık karanlıktan aydınlığa, dalaletten hidayete ermiştir. İnsanlığın huzur ve saadet tarihi yeniden yazılmaya başlanmıştır ifadelerine yer verdi. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya şereflendirdiği gün olan Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Gülsoy mesajında, ailelere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifini müjdeleyen Mevlid Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Dünya Kupası Kalkan Harekatı'na iştirak etmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar Devleti ve Karasuları Mücavir Bölgelerinde görevlendirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili MHP grubu adına söz aldı. Güvenlik güçlerinin daha evvel benzer kapsamdaki uluslararası bazı organizasyonlarda başarıyla görev yapmış olmasının Türk güvenlik güçlerinin farkını ortaya koyduğunu belirten Özdemir şunları kaydetti. Bu zamana dek ülkemizle Katar arasında kurulan müstesna işbirliği sadece muhatap iki ülke açısından değil, bölgemiz açısından da son derece olumlu neticeler doğurmuştur. Ülkelerimiz arasındaki uyumu seyreden ve örnek teşkil eden ilişkinin stratejik düzeyde ilerliyor oluşu ise diğer bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında bazı müşterek imkanları da doğurmaktadır. Buradaki husus, kamuoyunda farklı yönlere çekilmek istendiği gibi sadece ekonomik sahayı kapsamamakta, siyasi, diplomatik ve askeri açıdan da değerli olan bazı sonuçları karşımıza getirmektedir. Katar'la ilişkilerimizin yüksek seviyede ilerlemesi ve her türlü sınama karşısında güçlenerek yoluna devam etmesi, dış politikamızın ve etki sahamızın gelişmesine katkı sunan bir mahiyette de ilerlemeyi sürdürmektedir. Bu konuda fiili faaliyetlerin yanı sıra eğitimle alakalı konularda da Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatımızın üstün kabiliyeti hem Birleşmiş Milletler hem de Avrupa Birliği nazarında kabul görmüştür. Özdemir, 2000'li yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Ticaret Merkezi'ne gerçekleştirilen terör saldırılarından sonra özellikle Orta Doğu bölgesini içerisine alan bölgede bir sürecin başlatıldığını ifade etti. Bunlar başında cemevi açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayın bağlantısı ile bir Kayseri olmak üzere 11 ilde 4 cemevi açılışı gerçekleşti. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Eski Yassı Pınar mahallesinde yapımı tamamlanan cemevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katılacağı törenle hizmete açılacak. 7 Ekim Cuma günü saat 14'te İstanbul'dan canlı yayınla gerçekleşecek törenler kapsamında 7'si temel atma, 4'ü açılış olmak üzere 11 ilde 11 cemevinin açılışı yapılarak temel atılacak. Pınarbaşı Eski Yassı Pınar Mahallesi'nde düzenlenecek açılış törenine il protokolünün de katılması bekleniyor. Asayiş haberleriyle devam edelim. İlimizde uzun namlulu ağır silahlı şüpheli ihbarı polis harekete geçirdi. Çelik yelek giyen ekipler fenerlerle arama yaptı. Bu tarafı, bunun öbür tarafı. Var mı? Dikkatini çektim. Fenerler iyi mi geliyor? Sen geri gel.
İlçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Ertunga Sokak üzerinde oturan mahalle sakini 112 acil çağrı merkezini arayarak siyah giyimli, elinde uzun namlulu ağır silah bulunan şüpheli bir kişinin kendini görünce kaçtığını ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri çelik yelek giyerek bölgede güvenlik önlemi aldı. El fenerleriyle alanda arama yapan ekipler ihbar edilen şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Özvatan ilçesinde üzücü bir kaza, bir kişinin öldüğü kamyonet kazası kameralara yansıdı. İlçe merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan trafoya çarparak duran kamyonet kullanılamaz hale gelirken sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Talihsiz sürücünün cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Trafikte kardeş kurşunu kardeşi tarafından otobüsün içerisine vurulan şahıs yaralandı. İlçeye bağlı Keykubat Mahallesi'ne meydana gelen olayda kardeş olan E.Ç. ile E.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç. 38AAK300 plakalı otomobille uzaklaştı. E.Ç. Osman Kavuncu Bulvarı üzerine geldiği sırada kendisini takip eden kardeşi E.Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. Omzuna kurşun isabet eden ve kaçmak isteyen E.Ç., bu sırada trafikte seyreden 38BT087 plakalı otomobile de çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahla yaralanan E.Ç. ile kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ekipler olayın ardından kaçan şüpheli E.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elimizde DAEŞ'li bir kişi operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti için istihbari çalışma ve araştırma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde DAEŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs Melik Gazi ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir iş kazası inşaat iskelesinden düşen işçi maalesef yaşamını yitirdi. Olay 40 yaşındaki Uğur Dalkılıç'ın çalışmak için gittiği İzmir'de meydana geldi. Dalkılıç çalıştığı inşaatta iskeleden düştü. Sağlık ekipleri Dalkılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kayseri'nin Tomarza ilçesi nüfusuna kayıtlı Uğur Dalkılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İzmir polisi iş kazası ile ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Uğur Dalkılıç'ın cenazesi 7 Ekim Cuma günü Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tomarza'nın Büyükcanlı Mahallesi'nde toprağa verilecek. Ambulans ile otomobil çarpıştı. İlk müdahaleyi kazaya karışan sağlıkçı yaptı. Kaza Düvenönü mevkiinde yaşandı. Ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazaya karışan sağlık ekipleri otomobilde bulunan yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. O anlarsa bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sarız'a gidelim. Sarız ilçesinde Şehit Osman Börklüoğlu İlkokul ve Ortaokulu'na ait lojmanların tadilatını kısa sürede yapıldı ve öğretmenlerin hizmetine sunuldu. Eğitim alanında yapılan hizmetlere ayrı bir önem veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç talimatlarıyla şehrin en doğusunda bulunan Sarız ilçesinde Şehit Osman Börklüoğlu İlkokul ve Ortaokulu'na ait yıllardır atıl durumda bulunan lojmanların bakım, onarım ve tadilat işlerini kısa süre içerisinde tamamladı. İki hafta içerisinde çalışmaların tamamlanmasıyla 6 dairenin bulunduğu lojman, öğretmenlerin hizmetine sunulurken lojmanın yanı sıra okulun dış cephe kaplaması, boya işleri ve öğretmen odası tadilatı da yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Koordinatörü Vedat Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Sarız ilçemiz Yeşilket Mahallesi'nde ilkokul ve ortaokuldayız. Burada okulumuza ait lojmanın tamir tadilatını Kayseri Büyükşehir Belediye tarafından yapmış bulunmaktayız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla başlattığımız projede 6 adet dairemizin bütün elektrik tesisatını, su tesisatlarını, mutfak dolaplarını, laminat parke işlerini, boya badana işlerini, okulun dış cephesini, kaplamasını komple yaptık. Okulumuzun dış boya işlerini ve okul öğretmen odamızı tamir tadilatını yaptık. Kılıç bu çalışmaları çok kısa sürede tamamlayarak öğretmenlerin hizmetine sunduklarını ifade etti. Buradaki öğretmenlerimize teslim etmiş bulunmaktayız. Hocalarımız da oturmaya başladı. Tamir tadilat süremiz 2 hafta gibi kısa bir sürede bitti. Günlük 16 saat çalışmayla ekiplerimiz çalıştı. Okul müdürümüz Sayın Betül Hocam'la birlikte 16 saat bizle beraber kaldı ve bize de destek oldu. Ayrıca da hocama teşekkür ediyorum. Okul müdürü Fatma Betül Şuayipoğlu ise Başkan Büyük Kılıç'a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Lojmanımız yıllardır atıl durumdaydı. Vedat Bey ve ekibi hafta sonunda çalışarak çok kısa sürede bitirdiler ve bize teslim ettiler. Çok teşekkür ederim emeğe geçenlere. Talas Belediye Başkanı Musa Yalçın ölümünün 10. yılında Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti. AK Parti Genel Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenecek olan Tam Bana Göre Festivali'nde yer alan belediyenin standı için kente giden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kırşehir'den geçtiği esnada Bozkır'ın tezenesi olarak bilinen Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etti. Ölümünün 10. yılında anılan Ertaş'a mezarı başında dua eden Başkan Yalçın, Ankara'ya giderken Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın mezarına uğramamak olmazdı. Ölüm yıl dönümü münasebetiyle bugünlerde sıkça andığımız sözüyle, sazıyla her zaman gönlümüzde yer eden büyük ustayı bir kez daha rahmetle yad ediyorum diyerek sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Yalçın'ın paylaşımı çok sayıda beğeni alırken vatandaşlar Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, siz de sağ olun başkanım yorumları yaptı. Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine özel ulaşım hizmeti. İşte detaylar. Öğrenci dostu belediye olarak adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'deki üniversiteleri tercih eden öğrencilere özel ulaşım hizmeti başlattı. Şehirler arası otobüs terminalinden doğrudan yurtlara düzenlenen seferler sayesinde kolay erişim imkanı sağlanan öğrenciler, Kayseri Ulaşım AŞ tarafından yapılan bu hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada gençlere verdikleri öneme vurgu yaparak, "Öğrencilerimiz bizim aydınlık geleceğimizdir. Onlara verdiğimiz hizmet bizim önceliklerimizdir. Biliyorsunuz yakın dönemde indirimli aylık abonman kartı ücreti 155 TL'den 100 TL'ye indirilmişti. Şimdi de şehrimizi tercih eden üniversite öğrencileri için otogardan özel seferler düzenliyoruz ve böylelikle daha çok zaman kaybetmeden yurtlarına doğrudan ulaşmış oluyorlar," dedi. Sefer hatları ve diğer hizmetler hakkında bilgiler veren Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Can Bulut ise, "Biz şehir terminalinden Talas bölgesine doğrudan vatandaşlarımızı taşıyorduk. Ancak bugünlerde şehrimize gelen üniversite öğrencileri otobüslerimize bindiğinde hemen hat planımızı değiştiriyor, yurt önlerinden geçecek şekilde sefer düzenliyoruz. Bu uygulamamız öğrenci yoğunluğu olduğu sürece devam edecektir," diye konuştu.
toplu ulaşım kartlarına kolay ve hızlı erişim imkanı da sunduklarını dile getiren Can Bulut, öğrencilerimizin vize ve yeni ulaşım kartı alım işlerini şehir merkezine gelmelerine gerek kalmadan tamamlamaları için geçici işlem noktaları oluşturduk. Kart 38 hizmetlerini öğrencilerimizin Kayseri'ye adım attıkları ilk nokta olan terminalden kampüslerine, yurtlarının bulunduğu bölgelere kadar birçok noktada sunmak için gayret göstermekteyiz. Şimdilik 7100 öğrencimiz Kart 38 ulaşım kartlarını geçici işlem noktalarımızdan temin etmiş olup, öğrencilerimizin ve Kart 38 kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz şeklinde konuştu. Şehir merkezinde Belsin Kürsü, Talas Yurtlar Bölgesi, Ana Yurt Meydan Bölgesi ve şehirler arası otobüs terminali, üniversiteler özelinde Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi kampüsleri ve Develi, Yeşilhisar, Yahyalı, Pınarbaşı, Tomarza, Akkışla, Felahiye, Sarıoğlan, Bünyan ve Sarız ilçelerindeki günlük işlem noktaları bulunuyor. Hacılara gidelim. Hacılarda camiler ve din görevlileri haftası kutlandı. Hacılar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdoğan, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Hacılar İlçe Müftüsü Mustafa Bahacan ve din görevlileri katıldı. Programın açılışında konuşan Hacılar İlçe Müftüsü Mustafa Bahacan, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Sayın Başkanımız da destek verdi. Kendisinden Allah razı olsun. Bu yemeğe yapmış olduk. Sözü çok uzatmak istemiyorum. Başta Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Nursaçan Hocamız olmak üzere hepinizin ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdağ'ın da camiler ve din görevlileri haftasını kutladı. Özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum değerli arkadaşlar. Yazın verdiğiniz emekleri çok yakından takip ediyoruz. Kışın da emek veren değerli hocalarımızın olduğunda farkındayız. İmkanı olan, müsait olan tüm hocalarımızın da kışında bu öğrenci hizmetlerine devam etmesini bilhassa rica ediyorum. Çünkü orada verdiğiniz emeklerin karşılığını biz burada alıyoruz. Yeni nesil, genç nesil, milletine, maneviyatına bağlı nesiller yetiştirmek, ellerinize sağlık. Sizin o yazın verdiğiniz emeklerle daha da bir güzel hale geliyor. Dinini bilen, Yüce Allah'a inanan, bilen, yaşayan, Efendimiz'in sünnetine uyan nesillere ihtiyacımız var. Bu noktada da gerçekten çok güzel örnekler hacılarımızda çıkıyor. Kur'an kurslarımızda, camilerimizde yaz kış demeden emek veriyorsunuz, gönül veriyorsunuz. Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da şunları kaydetti. Camilerimiz, din görevlerimiz bizlerimizin gözümüzün bebeği. Evlatlarımızı yetiştiren, nesillerimizi yetiştiren, onları milli manevi değerlerine bağlı olmasını sağlayan, eğitimleri veren, bu bilinci bizleri aşılayan görevlerimizsiniz. Bizler her zaman sizlerin çalışmalarını takdir ediyoruz. Etkinlik, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın duasıyla son buldu. Gündem başörtüsü Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş da bu konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Son günlerde özellikle seçimler yaklaştıkça siyasi partiler indinde veya siyaset çevresinde başörtü yasağı ile ilgili yeni tartışmalar ortaya çıktı. Bazıları diyor ki işte başörtü yasağını anayasayla garanti altına alalım. Bazıları da diyor ki gerekli düzenleme yapıldı. Başörtü yasağının kaldırılmasıyla ilgili yönetmelikler var. Bundan sonra başörtü yasağı artık Türkiye'de olmaz. Ama biz Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak diyoruz ki madem bu kadar başörtü konuşuluyor, öyleyse başörtüsünün serbest olmasını anayasal hüküm haline getirelim. Şu anda mecliste ve siyaset çevresinde yeni bir anayasa tartışması var. Tamam, buyurun. Sivil toplumun da desteğini alalım. Ve gönüllü kuruluşlar olarak diyoruz ki çağrıda bulunuyoruz. Hem meclisimize, hem siyasi partilerimize, hem cumhurbaşkanımıza, hem hükümetimize ve sivil toplum kurumlarımıza da. Gelin ortada bir araya gelip
bir konsensüste birleşelim. Başörtü ve dini kıyafet serbestisini insanların inancı gereği başörtü dahil dini kıyafeti kullanabilmesini anayasayla garanti altına alalım. Artık her gelen iktidar bu konuda bir şey söyleme hakkını ortadan kaldırmış olsun. Ve böylece başörtü yasağından dolayı çok sıkıntı çeken, bugün hala onun acılarını yüreğinde taşıyan insanların da yüreğine bir su serpmiş olalım. Asayiş haberleriyle devam edelim. Yakalanacaklarını anladılar. Aracı bırakıp kaçtılar. Polis ekipleri ES'nin kullandığı 42 FNG 17 plakalı aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araçta bulunan şoförle MG, aracı Yeniköy Mahallesi Aygördü Sokak üzerinde bırakarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ES yakalanırken ekipler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Trafikten çekildiği tespit edilen araçta polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tütün tespit köpeği, yolcu, ismi yolcu, sigara kaçakçılarını engelledi. İl Jandarma Komutanlığı, Komşu Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde yol emniyet ve arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekiplerle beraber bulunan yolcu isimli çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine iki çekicide arama yapıldı. Yapılan aramalarda iki ayrı çekicide toplam 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. İlimizde 8 ayrı suçta aranan ve kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirli ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Argıncık Mahallesi'ne yapılan çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, taklit anahtarlarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan AK yakalandı. Yapılan incelemede şahsın çeşitli polis merkezi amirlerince yürütülen soruşturmalarda açıktan hırsızlık, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması olaylarının şüphelisi olarak arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan AK cezaevine teslim edildi.